Değerli basın emekçileri, ilçemizde 26 Ocak tarihinde çeşitli sosyal medya hesapları ile ortaya çıkan istismar olayında 12 yaşında bir çocuğun öğretmeni tarafından taciz edildiğini öğrendik. İnfaz yasası ile toplum içine kontrolsüz olarak salınan istismar suçluları hala bir problem iken, eğitimli mükellef birinin bir çocuğu taciz etmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Şüpheli öğretmenin benzer suçtan yargılandığını ve beraat ettiğini, bu beraatin yeni vakada adli kontrol gerekçesi olarak kullanıldığını kamuoyuna yansıyan bilgilerden öğrenmiş bulunuyoruz. Adli kontrol kararı bu istismar olayının cezasızlık politikası ile sonuçlanacağının göstergesidir. Türkiye'de çocuklar konusunda devlet politikalarının doğru bir şekilde yönetilmediği, cinsel ve fiziksel şiddete maruz kalan çocukların sayılarının çığ gibi artmasıyla ortaya çıkıyor. Çocukların cinsel ve fiziksel istismarı sadece basın açıklamaları ile geçiştirilemeyecek kadar önemli olduğu gibi, müferit kabul edilerek ya da nedenlerini yok sayarak sadece sonuca odaklanan çağ dışı ceza teklifleri ile önlenemeyecek toplumsal bir soruna dönüşmüştür. Zira ülkemizde çocuklara yönelik istismar vakaları son 10 yılda %700 artmıştır. Bunlar sadece kayıtlara geçen rakamlar olup, sorunun gerçekte bundan daha büyük olduğu malumdur. Çocuğun istismarı konusunda devlet politikalarının acilen değiştirilerek istismara yol açan eril ve cinsiyetçi söylemin ortadan kaldırılması için çok yönlü ve yaygın bir eğitim programının uygulanması, bunun bir devlet politikası haline getirilmesi, bundan daha önemlisi bu durumu besleyen eril söylemlerin ve cinsiyetçi dilin yaşamın her alanında mahkum edilmesi gerekmektedir. Bunu takip etmek için hemen Çocuk Bakanlığı kurulmalıdır. Çocuk yaştaki evliliklere gösterilen müsamaha, gelişimini tamamlamamış çocuklara cinsel kimlik yükleyen çeşitli gerici söylemler, bu söylemlerin cezasız bırakılışı ve hatta korunuyor oluşu istismar bataklığının toplumsal nedenidir. Çocuklara yönelik her türlü istismarın önüne geçilmesinin bir devlet politikası olarak benimsenmesi ve toplumsal nedenler ile istismara zemin sunan tüm aktörlerin ortadan kaldırılması için devletin tüm kurumlarının birlikte koordineli hareket etmesi gerekir. İlçemizde yaşanan olayda İlçe Milli Eğitim ve İskenderun Kaymakamlığı'nın olaya kaçak etüt gibi asıl sorundan uzaklaşan bir yerden değil, bir çocuğun istismar edildiği gerçekliği üzerinden yaklaşması gerekir. Olayın önce adli kontrolle önemsizleştirilip, sonra cezasızlık politikası ile üstünün örtülmesi, bu konuda mücadele eden biz kadınlar için hayal kırıklığı yaratacaktır. Bu nedenle İskenderun Kadın Platformu olarak dün olduğu gibi bugün de istismarın takipçisi olmaya devam edeceğiz.